aracınıza aşıksınız değil mi? O yüzden buradayız. O yüzden burası Candan Mühendislik Otogaz Montaj Servisi. Bakın hep lüks araçlar var. Burası Şampiyonlar Ligi final karşılaşması gibi. Araçlarımız Nissan Qashqai, Kia Sportage, Volkswagen Jetta, Opel Astra, Ford Focus ama bugünkü kupon aracımız işte bu. Peugeot 207. Bu aracın videosunu çekeceğiz, tanıtacağız. Soner, Peugeot 207 1.4 motor, 90 beygir. Ne dersin bu araçla ilgili? Bu araç... LPG konusunda önemli noktalarımız var mı? Tabii var. Bu araba biraz hassas bir araba. Manifold işçiliği de zor. Her ne kadar düz gibi görünse de değil mi? VTI özelliği yok bu aracın. Ama zor ve detaylı montaj, ufak tefek hassas noktaları var. Ona dikkat ederek montaj yapıyoruz. Tabii bir proje arabası bizim için. Daha önce defalarca montaj yaptığımız bir araç. Dolayısıyla proje uygunla montaj yapmak zorundayız. Özellikle suba hassasiyeti olduğunu belirtmek lazım değil mi Soner? Tabii. Yani yeni nesil araçların hepsinde bu hassasiyet var. Dolayısıyla ürün tercihimiz çok önemliydi burada. Ürün tercihimizi neden yana kullandık? Atiker Grant'tan yana kullandık. Atiker Grant. İşte bu. Tabii bu aracın motor yapısının Atiker Grant çok iyi, çok verimli. Ben tavsiye ediyorum. Çünkü program olarak çok detayları var. Dolayısıyla bizim bu noktadaki elimizi rahatlatıyor, işimizi kolaylaştırıyor. Atiker Grant bu araçlara uygun. Tabii en beğendiğimiz özelliği de enjektörün tekli olması. Tabii şimdi bu arabada manifoldun dışında bıraktığımızda çok uzun kalıyor. Evet. Araçta ilk kalkışta silkelemeler meydana geliyor. O yüzden biz bu araçta manifoldun içerisinde enjektör. Bakın, gözükmez. Tam görünmüyor gerçekten de ta içeri kadar girdik. Şu gören takozu. Enjektörler evet. Altta içeride. Enjektörler o kadar yakın ki arkadaşlar performans kaybı hiç olmayacak bu araçta. Benzinle yarışır. Hatta daha da iyisini elde edebiliriz. Performansına bakacağız iş bitiminde. Ya Mehmet Usta, bizim bir tane Laz hikayemiz vardı. Neydi o ya? Anlatsana bir ya. Abi bir gün Laz'ın bir tanesi arabayı bakıma getirmiş. Arızaya getirmiş. Sonra abiye demiş ki benim arabam bir pakın gaza geçmiyor demiş. Ha pakın demiş. Ha pakın. Sonra abi de bakım anlamış. Ha bakım anlamış. Biz de haliyle bakım yaptık arabaya. Gelince dedi ki ben size pakın dedim. Bakın mı dedim. Ya böyle enteresan. Bizim böyle... Karadenizli hikayelerimiz birkaç tane daha var. Şimdi onu zamanla anlatacağım videolarımızda ama bu enteresan oldu. Evet tankımızı da görüyorsunuz. Bu şekilde simit depo oldu. Atiker marka 42 litre simit depo takıldı. Ve arkadaşlar LPG AFR ayarı için yola çıktık. AFR cihazımız takılı, laptopumuz takılı, OBD cihazımız takılı. Yol ayarını gerçekleştiriyoruz. Pilot koltuğunda Soner kardeşimiz var. Soner ne dersin bu ayarla ilgili? Abi bu ayar yolda yani bizim rolantide yaptığımız ayar gerçekten hiçbir anlam ve önem vermiyor. Bizim muhakkak bunu yolda normal seyir halinde kullandığımız şekilde görmemiz şart. Çünkü araba siz gaza bastıktan sonra topun bulunduğu yer haritanın farklı bir yerine gidiyor. Evet. Bu da otomatik olarak orası zengin mi kalmış, fakir mi kalmış bunu görmemiz lazım. Biz de yola çıkarak bunu görüyoruz. Yani yolda yapmış olduğumuz bu ayar netice itibariyle biz AFR ayarı diyoruz. Çünkü AFR sensörünü kullanarak bir bölümünü görüyoruz. Ama bunun daha öncesi var. Montajla ilgili hassasiyetleri, kriterleri var. Yüklediğimiz parametrelerin kriterleri var, hassasiyeti var. Ve laptop ile ya da tabii şu anda biz şeyi göremiyoruz. Onun için ne yaptık değil mi? OBD cihazını bağladık. OBD cihazından LTFT, STFT değerlerini görmek suretiyle bir ayar yapıyoruz. Ha bunun aslında AFR ayarı olmuş, başka ismi önemli değil, içeriği önemli. İçeriği budur. Önce aracın long fuel trim ve short fuel trim değerlerini, yani kısa döngü ve uzun döngü değerlerini görüyor olmamız lazım. Bunları kontrol ediyor olmamız lazım. Ayrıca göremediğimiz, okuyamadığımız bölge içinde bakın hemen camda AFR sensörümüz takılı. AFR cihazıyla da kontrol etmemiz gerekiyor. Tabii Soner, AFR ayarı yapmamız bizim ayarla ilgili memnuniyet yüzdesini arttırdı mı sence? Tabii arttırdı. En azından şöyle durum oldu. Şimdi biz normal stabil durarak yaptığımız ayarlar dönemini söylüyorum eski dönemde.
O dönemlerde daha çok yakıt şikayeti, performans kaybı, işte yolda silkelemeler vesaire bir ton durum oluyordu. Bunların hepsi ortadan kalktı. Şu an normal standart bakımdan bakıma geliyor çoğu müşteri. Yani %100'e yakın bir ayar memnuniyeti şu anda sağlamış durumdayız canlı mühendislik olarak bu ayardan sonra. Aslında araçta bildiğimiz standart bir motor var. Çok da büyük özelliklere sahip değil ama ayarla ilgili bazı önemli noktalarımız var. Şimdi onları giriyoruz, parametreleri giriyoruz. Parametreler önemli. Atiker Grand ile ilgili ne dersin bize Soner? Tabii Atiker Grand Gold'un eksiklerini tamamlamış, daha geliştirmiş yazılımı olan bir ürün diyebilirim. Bir kere program olarak kesinlikle daha geliştirilmiş, bu kesin. Tabii ne oldu? Gold'dan alınan tecrübelerin hepsi Grand'a geçmiş oldu. Evet. Tabii Atiker Grand'ı doğru araca takmak çok önemli. Her araçta başarı sağlayamayabiliyor. Ama özellikle sevdiği araçlar var. Özellikle performansının ve veriminin yüksek olduğu araçlar var. Burada araç seçimimiz önemli. Bu aracımızda biz iki ürünü tavsiye ediyorduk. Bir tanesi Lavato OBD'ydi, bir tanesi de Atiker Grand'dı. Fiyat avantajı da önemli burada. Atiker Grand tercihimiz doğru bir tercih oldu. Arkadaşlar biz ayarlarımızı yaparken 3 bölümü ayırarak yapıyoruz. Birincisi rölanti bölümü. Rölanti bölümünü de ikiye ayırıyoruz. Otomatik vitesli araçlarda yükte rölanti ve boşta rölanti diye. Onun dışında klozutluk bölgesi bizim önemli bölgemiz, daha çok kullandığımız bölgemiz ve openlık bölgesi, yani bizim okuyamadığımız ve ancak AFR sensörüyle okuyabildiğimiz bölge. Şimdi otobana çıktık. Bakın otobanda openlık bölgesinin değerlerini kontrol ediyoruz. Çünkü bu bölüme AFR sensöründen başka bir cihazdan göremiyoruz. Bu cihazdan ancak görebiliriz. Evet, AFR ayarlarımız tamam. Soner, nasıl durum? Durum güzel. Benzini birebir yakaladık. AFR'imiz tamam. LTV, STV değerlerimiz de tamam. Araba normalde artık benzinde neyse gazda da aynı değerlere ulaştı. Şu an için artık bizim için araç teslimi hazır. Performansı aynı benzin gibi diyebilir misin bize? Tabii aynı. Çünkü birebir verilerle dalıyoruz bunu. Peki performansı iyi olan aracın az yaktığı doğru mu? Doğru bir ifade mi? Doğru tabii, bir önerge mi? Tabii. Sonuçta performans yerindeyse siz pedala yeteri kadar basacaksınız. Performans düşük bir arabada istediğiniz pedala daha fazla basıyorsunuz. Aynen, katılıyorum. Performansın yakıtla direkt alakası var, ilişkisi var. Bu araçlara tabi arkadaşlar subap hassasiyeti var. Araçların LPG kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı önemli unsurlar var. O da nedir? Çok üst devirlerde yoğun bir kullanım, doğru bir kullanım tarzı değil. LPG açısından da özellikle ayarlarının fakirde kalması büyük problem bizim için. Ayarları fakirde kaldığı zaman egzoz gazı sıcaklığı artıyor ve sıkıntılar, sorunlar başlayabiliyor. Ama biz cihazla şu anda ayarlarımızı yaptığımız için fakirde kalma ihtimali yok, zenginde kalma ihtimali yok. Olması gereken gibi ayarları. Dolayısıyla canlı mühendisi montajlarından sonra subap sorunu yaşanmayacağını düşünüyorum. Bunu ısrarla söylüyorum. Ayarlarının fakirde kalması subap sorununun temelinde yatan konu. Soner, yakıt tasarrufu ile ilgili ne dersin bize? Ne elde edeceğiz? Abi %40 tasarrufumuzu elde ediyoruz bunlardan. Biz %40'a garanti veriyoruz. %40'ın üzerinde olacağını söylüyoruz bu araçlarda. Doğru mu? Doğrudur abi. Tabii gaz benzin fiyatları dikkate alındığında bu oran değişebilir. %45'leri zorlar. %50'ye kadar da görülebilir. Soner, aracımız tamam. Teslim hazır herhalde. Aynen. Müşteri zaten dükkanda bekliyor şu an. Dükkanda bekliyor. Ne dersin son olarak? Otogazla ilgili artık Türkiye'de ön yargılar kırıldı. Videolarımızın etkisiyle pek çok ön yargıyı kırdık. Artık performans konusunda, artık sorunsuzluk noktasında ön yargıyla bakılmıyor LPG'ye diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Bence çok iyi oldu. Herkes açısından iyi oldu. Artık herkes yorum yapabiliyor. Herkes konuşabiliyor. Ne oldu? Herkes araştırıyor artık. Bak, yani güzel bir şey oldu yani. Dizel aracını satıp LPG ile araca binenleri biliyorum şu anda. Tabii artık ya, toplumsal olarak bilinçten ne oldu? Biliyorum şu an için LPG sektörü. Yani uzun yıllardan sonra en iyi durumda diyebilirim yani. Tabii şu anda etrafımızda gördüğümüz her 3 benzinli aracın ortalama yaklaşık 2 tanesi LPG'li. Bunu da unutmayalım. Bu müthiş bir oran şu anda Türkiye şartlarında. Hani dünyaya örnek olacak bir noktadayız Türkiye olarak. İnşallah daha da yaygınlaşır. Özellikle çevresel faktörlerden dolayı da ben bunu çok istiyorum. Ekonomik açıdan da çok önemli.
Dolayısıyla önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda LPG'nin popülerliğini arttıracağını düşünüyorum. Özellikle dizel araçların imalatı durdukça, Türkiye'de satışları kalktıkça LPG kullanımının artacağını düşünüyorum. Artık araç sahibine hayırlı olsun diyelim. Aracımız Peugeot 207 1.490 beygirlik aracımızdı. Her şey tamam, mükemmel montaj oldu. Araç sahibine hayırlı olsun. Keyifli sürüşler. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım.